بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقت نسخة لوسن ديالة عزيز سيجلارمز بيونكي برغرامز يدنجي إمامزن شهادات أزانة أولاجاخ ودى إمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وبيونكي قونمز أستاذ عمر لقون شجاغخ وجنابنا دا خوش يالدنس صفالر جتدنس سوليورز. Hoş bulduk, sağ olasınız. Başta bütün İslam alemin ve bütün İmam Musa'nın şialarına tesliyet diyorum. Şehadatı günüdür. Ve başları sağ olsun. Allah'tan dilerim ki bizi İmam Musa'nın şefaatinden mahrum kılmasın inşallah. İnşallah. Kıyamet gününde. Biz de buradan bütün İslam dünyasının başı sağ olsun dedik. Ve Allah subhanahu teala'nın istiyarık İmam Musa'nın Cafer Kadım'ın aleyhisselamın bu dünyada ziyaretinden ve kıyamette şefaatinden bizi mahrum etmesin. Hocam bizim için İmam Musa aleyhisselamı bizim için önce tarif etseydiniz. İmam neçenci yılda dünyaya geldi, doğumundan biraz konuşsaydınız. Sonra lakabından ve künyelerinden bizim için aynı açıklasaydınız. Tabii ki malumdur İmam Musa 7. imamdı. Nesabı, ki nesabı edebil ihtiyacın var. Bir nesab biter İmam Ali ibn Ebi Talib'e, bir nesabı biter ila Resulillah sallallahu aleyhi ve aleyh. Ve özü İmam Musa ibn Ca'far el-Sadık, ibn Muhammed el-Bakır, ibn Ali'in el-Seccad, ibn el-Hüseyin, el-Şehid, ibn Ali ibn Ebi Talib aleyhumusselam. Ya da bu da edebillikte diyağın İmam Musa ibn Ca'far el-Sadık, ibn Muhammed el-Bakır, İmam ابن علي السجاد ابن الحسين الشهيد ابن فاطمة الزهراء ابن رسول الله بنت رسول الله صلى الله عليه وآله بل. فعليه إمام صادق عليه السلام bu ولادانı bu doğumu bekilirdi çünkü özünden sonra gerek bir halife olaydı bir imam olaydı nece ki bizde malumdi أنهم imamet موضوعu silsilade mansustu peygamber nasıl edipti أنه كم فإمام صادق بليردي بكليردي بو شأن ولاداني 128 هجريدة إمام موسى دنياه geldi مدينة المنورة ده مدينة المنورة عن أطرافنده دياغن bir köyde adı أبواء köyüydü dünyaya geldi nenesinin adı Hamideydi bir takım diyorlar Hamid el Berberiye özne bir takım diyorlar Hamid el Endülüsiye özne Tahire bir arvadıydı Afife bir arvadıydı tabii ki malumdur özü imamlarda sıfat dediğimiz zaman takriben hepsinin sıfatı müteşabihdir. Yani birisi bir imam bir sıfata meşhur olduğu zaman, maruf olduğu zaman manası bu diyor ki o bir imamlarda o sıfa yok. İhtibar hepsi ehl-i beyt-i nübuvva. Aynen Hattaniydiler. Aynen sülaledaniydiler. Bes var her imamın özüne göre has bir lakabı var ki şöhret taptı onuyla. فإمام موسى عليه السلام شهرت تابطغ لقب برنج لقب كاظم الغيضي دي نجي كما علم دي كاظم الغيضي يعني çok غيضını tutardı kaldım ederdi أعصابını tutardı حليميدي أعصابı سيطرة ederdi يعني أعصابına ve sinirine مسيطر her vakit hakim olurdu her vakit hakim olurdu ve kontrol altında koyardı ve görsen bazı kimseler var idi İmam Musa'nın vaktinde. Yani İmam Musa'nın üstüne selaşirdiler. İmam Musa'nı her vakit harap hakettiler diyerdiler hakkında ama İmam Musa onlara hiç ihtimam vermez idi. Bel bilakis onlar için askeri hediye gönderirdi özünden. Hatta bir gün neferin birisi çok İmam Musa'nın üstüne selaşirdi. O İmam Musa'nı çok haşa özünden hakaret ederdi. Ashablar iktirah verdi İmam Musa'ya yani, biz bunu öldürelim. Bu yani çok haddini aşırı. Yani imamın ashabı. İmamın ashabı dediler biz bunu öldürelim ibn-i Resulillah. Bu sana çok ihanet eder, hakaret eder, ihtiramsızlık eder. İmam Musa yok dedi olmaz yani. İhtiramsızlık etse kabul etmedi. Kabul etmedi bunu. Ve dedi siz bekleyin bakın ben ne ederim. Ve bir gün mindi. Yani ecellekumullah eşyagine mindi. Gitti bu adamın zeraatine. Bu adamın zeraatı var idi. Gitti zeraatine girdi. Aşağı giden adam tabii İmam Musa'nı görünce kızdı, sinirlendi. İşte hata var etti sen zeraatimi ezdi, beletti filan etti işte.
İmam Musa ulaştı yanına, salam verdi özüne, oturdu. Dedi, nanca sana zarar verildi indi, ben böyle geldim bu şeyden. Dedi, 100 dinar. Dedi, iyi de bu zaraatten nanca sen bir kar bekliysen. Dedi, bir 200 dinar. Dedi, Allah bir 300 dinar benden sana hediye. Ve bu zaraatte kal işleyginen, bu zaraatın da mahsulatı hapsi aynen sani olsun. Ve adam bunu gördüğünde tabi çok şaşırdı. Ne diyeceğini bilmedi. Kalktı İmam Musa'nın başından öptü. İmam Musa'dan özür diledi. Ve ondan sonra baksan İmam Musa'dan arası çok iyi oldu. Başladı İmam Musa'nı övmeye, camiye gitmeye. Ve İmam Musa döndü ashabına dedi, dedi naksı birisi iyi bir iş ettik biz. Eğer öldürseydik özün yoksa indiki ettiğimiz bir bu işiydi. Bu her zaman harablıktan imamı şeyde kanşarlardı. Her vakit ama İmam eylikten kanşarlardı. Ben, imam fil mukabil eylikten kanşarlardı ve edebildi onu kesbetsin. Min cümlet elkabından İmam Musa'nın el-Abd-ı Salih diyerler özüne. Abd-ı Salih çünkü İmam Musa'da aynı zamanda nece ki ma'ruf uydu, kadın-ı kayıtta ma'ruf oldu ibadetiyle, namazıyla. Nece ki ahad el-Kab diyerler özüne, ya sahibi secdet tavile. Ma'ruf uydu secdesiyden, ibadetiyle, gece nafilelerin kılardı, sabbah rabd ederdi, sabbah namazına rabd ederdi, sabbah namazından sonra ta'kibatin ederdi. Yığlardı takvadan, şeyden, hatta en şiddet, en muhric zarflarındaki sicindeydi. Harun-u Reşid'in sicindeydi. Hiçbir vakit Allah'a özünü çevirmedi. Her vakit Allah'ı unutmadı, her vakit Allah aklındaydı, fikrindeydi. Hatta sicinde eşilerdiler, diyerdi. Allahümme inni talabtu minke en tufarrigani li ibadetik. Ve haqad fealt felekel hamdu ve şükr. Yani sicini özü için bir ibadet şey yeri görerdi, gördü. Bir ibadet yeri gördü. Bir unvan tefrik olundu, annehu başladı Allah'a ibadet etmeye. Allah subhanahu ta'ala daha fazla fazla yakın olmak oldu. Allah'a yakın olmaya ve buna hamd ederdi, şükrederdi. Taban min cümlet annehu sıfatından annehu halimiydi, annehu kerimiydi, cevadiydi. Fakir fukaranı her vakit düşünerdi. Nece ki özünden ecdadı da belaydı, nece ki evladı da ahfadı da belaydı imamlar. Min cümlet sıfatından annehu alimiydi. Taban bu ilim mevzuu peygamberden özlerine gelmişti. İmamlardan nesil an nesil bu özlerinde fıtri bir mevzuuydu. İlim fıtri bir mevzuuydu yani. Bizler takide ögünüydü. Edebilik diyen ilahiydi. İlahi bir mevzuuydu. Bunların ilim özlerinde var idi. Bu oradan gelmişti. Ene medinetil ilmu aliyyun babuha. Yani bu oradan, bu sülale de oradan bu ilmi almışydı. Ve özü de edebildi ennehu imam. Tabii malum olsun İmam Sadık babası İmam Cafer-i Sadık edebildiği bir büyük bir mektep açsın. Ve aynı zamanda kocası İmam Muhammed el-Bakır. İmam Muhammed el-Bakır aynen alimlerden idi. İmam Cafer-i Sadık'ın vakti biraz münasip oldu. Edebildiği büyük bir Kufa mescidinde büyük bir halka dirasiye kursun özçü, ders versin özçü. Ki malumdi İmam Sadık'ın ele altından büyük talebeler, alimler çıkıp ala Mustafa sonra ruesa mezahib oldular. Mesela Ebu Hanife Nu'mandı, Enes bin Malik idi. Bunlar İmam Sadık'ın talebelerinden birisiydi. Ben. Ve görsen aynı zamanda rivayet var Necaşi'den ennehu birisi girdi Mescid Kufa'ya baktı 900 şeyh var. Hapsidir haddetheni Ca'far ibn Muhammed, haddetheni Ca'far ibn Muhammed. Ve İmam Sadık'ın zamanında bir sesi sadası çıktı ilim mevzuunda. Yani o dersler de verirdi. Felsefe, mantık, usul, ondan sonra hatta diyorlar ilmel felek, kimya, İmam Sadık ders verirdi. Ondan sonra İmam Sadık vefat ettikten sonra İmam Musa bu dersi tabi idame etti ama Medine'de tabi idame etti. Medine'de aynen İmam Musa. İmam Musa Medine'de idame ettiği zaman İmam Cafer Sadık her de bu dersleri verirdi. İmam Cafer Sadık Mescid Kufa'daydı. Mescid Kufa'daydı. Mescid Kufa'daydı yani ama sonradan İmam Sadık döndü bir de Medine'ye gitti. Yani İmam Cafer Sadık hem Kufa'da hem Medine'de ders verdi. Bəli, bəli. Hem Kufa'da, özü bidayeden Kufa'da başladı, Mescid Kufa'da başladı. Ondan sonra Medine'ye döndü tabi İmam Sadık. Onun da bir ayrı bir bahtı var. Ve İmam Musa da Medine'deydi özü İmam babası vefat edende. İmam Sadık vefat edende. Ve kaldı İmam Musa aleyhisselam Medine'de idame etti bu dersi, bu halaka dirasi yani. Zuruf da müsaidiydi özü için. İdame etmeye altından bütün çok gene değerli alimler, fulaleler el altından İmam Musa'nın el altından tekarruc etti. Eylül hocam bizim için açıklasaydınız İmam aleyhisselam nahsı zamanda dünyaya geldi ve imamatı nece aldı?
طبعا امام موسى عليه السلام باباس 148 هجري ده يعني امام جعفر صادق وفات ايتقي زمان 148 ده وفات ايتتي انتقلت امامه امام موسى بن جعفر يعني 148 يل 148 ده طبعا امام موسى بو حاله göre diyağın neçe yaşındaydı 128 de neden olmuşydı 148 de takriben 20 yaşındaydı ve imam Musa 20 yaşındaydı imamatı istilam aldı. Tabii olduğu imamatı aldığı zaman veya hatta viladası olduğu zamanlar çok hassas bir vaziyetteydi İmam Musa'nın İmam aldığı zaman. Dünyaya geldiği zaman, o fethede kaldığı zaman Abbasiler vaktiydi yoksa Emeviler vaktiydi? Özü İmam dünyaya geldiği zaman tabii Emeviler vaktiydi. Emeviler vaktiydi. Emeviler vaktiydi. Yani 128 Emevilerin ahir günleriydi diyelim. Ve İmam Musa aleyhisselam 128'de dünyaya geldi. Devlet Emeviyanın ahir ahdiydi. Yani bitti, bitecekti. Sonuydu. Sukut etti. Ha, sonuydu. Ve bidayet Devlet Abbasiye takriben geldi, gelecek. Nece? Malumdi, 132 ilinde, tabi özü bahat çok mufassaldı bu mevzuda ama 132 ilinde yani İmam 128 hicrede neden oldu? 132 ilinde edebildi. Abbasiler Kufa'ya girsler ve Kufa'nı ellere alta, hükümleri alta alsılar. Emevilerden. Emevilerden. Ama Emeviler onda Şam'da hala var idiler. Özü... Sadece Kufa'nı aldılar. Merkez 128'de. Emeviye Şam idi. 128'de. 132'de. 32'de. 132'de Kufa'nı aldı. Abbasiler takriben Kufa'ya girdiler. Kufa'nı, tabi Kufa'ya niş girdiler. Çünkü Abbasilerin gelmek, hükme gelmekleri o şiaratı istihmal ettiler. Ya litharatül Hüseyin şiaratını istihmal ettiler. Aynı muhtar fakatın şiaratı. Ve keennehu geldiler İmam Hüseyin'in hakkını almaya. Ama geldiler hükmü döndürsler, versler Haşimilere. Bu şiaratten geldiler hükmü. Millet ve onun için Kufa halkı taatuf etti özleriden. Yani umumiyen Kufa halkı özleriden oldu, taatuf etti. Ama tabi gel ondan sonra Kufa halkı beyat etti. Ebu'l-Abbas-ı Saffah var idi. Abu Ja'far al-Mansur. Yok, Ebu'l-Abbas-ı Saffah. Abu Ja'far al-Mansur'un babasıydı. Ebu'l-Abbas-ı Saffah'a beyat ettiler. Ebu'l-Abbas-ı Saffah orada Kufa'da. Başladı öz için ceş yığmağa. Ceş yığdı hatta Amavi ceşini mukabilinde dursun. Amavi onda tabi ahir Amavilerin ahir halifeleri takriben Marwan idi. Marwan bin Muhammed idi. O da tabi bir ceş şey etti. Bir anvan Kufa özünün ihtilal oldu sayıldı. Peki taraf birbirinden ceş şey etti. Başladılar bir savaş oldu. Bir harp oldu. Zab nehrinin üstünde. Aynen 132 ilinde takriben. Bu harp, bu Zab harbi, adı da Zab harbi kaldı. Yani hareketi Zab kaldı, Zab savaşı kaldı. Bu had fasılıydı. Bu harp bitirdi. Devlet-i Emeviye burada bitti. Hilafet-i Emeviye burada bitti. Ve burada da takriben diyebilirlik başladı. Devlet-i Abbasiye'nin devri başladı. Yani burada daha Muhammed bin Marwan'ın ki ahir halifeydi, Emevilerin halifesiydi. Burada hükmü bir devri bitti. Ceyşi hezimete uğradı. Muhammed bin Marwan kaçmaya başladı. Medine'den Medine'ye, köyden köye ve hakeza ila anakirde tuttular özünü. Şam tahlil ihtilal-i Abbasiye girdi. Ondan sonra işte Ebu'l-Abbas-ı Saffah hükmetmeye başladı. Tabi Ebu'l-Abbas-ı Saffah gelende hele İmam Sadık'ın imamatıydı. Çünkü Ebu'l-Abbas Saffah 132'de geldi, İmam Sadık 148'de vefat etti. Ve İmam Sadık'ın şeyiydi, Ebu'l-Abbas Saffah meşguluydu bu işte isterdi Devlet-i Abbasiye yani kuvvetlendirsin, Devlet-i Abbasiye yani harpten, savaştan. Yengi bir devlet kurulacak, yengi bir devlet, büyük bir devlet sukut edipti. Neçe il hükmettikten sonra yengi bir devlet üstürü kursun, üstürü kuvvetlendirsin. Ve onun için çok İmam Sadık'ın böyle etrafında dövgülüydü yani. Bu alemde dövgülüydü. İmam Sadık da bu fırsatı istiklal etti. Çünkü Devlet-i Emeviye vakti, o fetreki Emeviler elindeydi. İnsanlar biraz ilimden uzak oldular. Biraz İslam'ın ilminden, mefahiminden uzak oldular. Çünkü fark buradaydı tabi. Devlet-i Emeviye'nin hulefesiyle Devlet-i Abbasiye'nin arasında hulefelerin arasında fark çoktu. İlme daha fazla yakın idiler. Emeviler uzak idiler. Bu fikirden uzak idiler. Fikirden, ilimden uzak idiler. Ama neye yakın idiler Emeviler? Emeviler daha çok lahu, la'ib, ondan sonra zulüm. Zulüm yani itiraz edene bu alemdeydiler yani.
إلا أنه بالتك باستثناء بالخليفة واريدة ودا عمر بن عبد العزيز أييد الدولة الأموية كون الدولة الأموية özleri öz aile arasında koymadılar yaşasın çünkü korktular şeyine ve öldürdüler özünü yani. Ben. Ama Devlet Abbasiye böyle dök değil. Devlet Abbasiye'de varidi, hulefa varidi geldi, ilme ihtimam ettiler, binaya ihtimam ettiler. Yaptılar mesela Bağdat'ın yapılmağı Abbasiler zamanında oldu. Ondan evvel Bağdat yokuydu. Ben. Ondan sonra mesela o kitaplar ki tercüme olundu, Abbasiler vakti tercüme olundu, ilim daha fazla tavır etti. Onun için İmam Sadık bu fırsatı istiklal etti. Başladı bu dediğimiz medresesini açmağa, ilim başladı. Anva aşkel şeylerde ders vermeye. Ben. Ondan sonra Ebu'l-Abbas Seffah tabi öldükten sonra, o gittikten sonra kim geldi yerine? Ebu Ca'far'ın Mansur geldi yerine. Ebu Ca'far'ın Mansur geldi. Tabi İmam Sadık'ı böyle dövdü yani. Hur koymuş idi. Yok. Aynen valisi vardı Medine'de. Muhammed bin Selman idi. İmam Sadık'ı murakabe ederdi her vakit. Bakardı ama İmam Sadık da bu meselelere karışmaz idi. Hatta o sevrat olurdu. Yani siyasi durumlara katılmaz. Siyasi durumlara karışmaz idi. Hatta sevrat olurdu, direnişler olurdu ki Aleviler ederdiler bunu. Abbasi devletinin zıddına İmam Sadık ona da çok mübaşir böyle karışmaz idi yani. Hatta bazı kere tavsiye ederdi o diğerde bu etmeyin bunu. Bunun sonucu yoktu yani. Bir sonuca varamazsınız. Ve onun için İmam Sadık vefat, tabii İmam Sadık vefat ettikten sonra 148 ilde yine Ebu Ca'far el-Mansur'uydu, özüydü. Zamanındaydı. Ebu Ca'far el-Mansur zamanındaydı. Ve Ebu Ca'far el-Mansur yazdı, Muhammed bin Selman'a yazdı. Muhammed bin Selman vali Medine'ydi. Dedi, yazdı özüne ennehu Ca'far el-Sadık vefat ettikten sonra kimi halife koydu yerine? Ne dedi? Her kimi koyupsa sen onun boynunu vur. Koymayacağız. Bunu Ebu Ca'far el-Mansur yazdı. Bunu Ebu Ca'far el-Mansur yazdı Muhammed bin Selman'a. Valisi de Medine'de. Valisi de Medine'de. Tabii İmam Sadık bularda bir bu'd nazar var idi. Yani ileri görüş var idi. Bunlar Abbasilerin siyasetleri ne üstte kalktığını, nece bir siyaset istihdam ettiklerini İmam Sadık çok iyi bilirdi yani. Çok iyi dirase etmişiydi. Ve Muhammed bin Selman yazdı, Ebu Ca'far Mansur'a yazdı. Ca'far bin Muhammed 5 nefere tavsiye edipti hilafet. Birinci, Halife Ca'far, Ebu Ca'far el-Mansur. Aynı özünü. Mansur, Mansur el-Devaniqi. İkinci, Muhammed bin Selman, vali Medine'nin valisi. Üçüncü, Abdullah, yani İmam Musa'nın kardeşi. Dördüncü, İmam Musa. Beşinci, Hamide, arvadı. Ben. İmam Sadık'ın arvadı. Feyyaz da Ebu Ca'far'a dedi ben bunların naksı birsin başını vurayım. Sen boynunu vurayım. Sen ne diysen. Ebu Ca'far el-Mansur bildi. Hani bildi İmam Sadık'ın istihdam ettiği şeyi. Fe dedi bunların hiçbirisinin başı vurulmaz. Ve ondan sonra işte İmam Musa tabi yani İmam bu şekil etmişti beni o 5 tane tayin etmişti fil hakika yoksa özüm onu tayin etti fi sebil İmam Musa'dan göz irak olsun. Özü korkurdu İmam Musa'nın üstüne. Çünkü malum da eğer deseydi bes İmam Musa, Ebu Ca'far el-Mansur İmam Musa'nı yaşatmazydı. Yani İmam Ca'far Sadık bilirdi. Ben tabii özü İmam 5 nefer dedi o zaman. Bilirdi. İmam Ca'far Sadık'ın 5 neferi seçmeği, intikab etmeği bir siyasetti yani. Bir siyaset istihmal etti Ebu Ca'far el-Mansur. Yani şaştı kaldı niyetsin bilmedi. Ondan sonra yani. Nece İmam Musa'ya yani belli tabii oldu İmam Musa benim özü imam. İmam Ca'far el-Sadık'ın yakın sahabeleri var idi, yakın ashabları var idi, tukat var idi. Onlara tebliğ etmiş idi. Yani özünden sonra hilafeti imamatı alan Musa bin Ca'far'dı. Ve onları bilerdiler yani. Şiat, o şia ki İmam Sadık'ın etrafında var idi muhlisiler, onlara İmam Sadık demiş idi mevzu. Ben. Ama tabi tekettüm ederdiler mevzuda. Ve aldı. Ve bu zamanlarda İmam Musa bir böyle zamanda imamatı aldı. Çok mutakallip, çok fitne, oradan fitne kalkırı, buradan Emevilerdi, oradan Abbasiler geldi. Oradan Abbasiler bir şekilde hüküm edirler, yenge hüküme geldiler. İyi vahid itiraz edeni bir mücerred, en basit bir itirazda boyun vururlar, yani kimseni koymalar. Hatta Ebu Ca'far el-Mansur, hatta Ebu Hanife'ni tuttu, sicin etti. Çünkü bir sevra oldu. Ebu Hanife o sevranı teyit etti. Çünkü baktı Abbasilerin hükmü başka bir hüküm başladı etmeye Abbasiler. Ve Ebu Hanife başladı Abbasilerin de biraz zıddına olmaya. Sevraları teyit etti. Sevraları teyit ettik de
أبو جعفر المنصور tuttu Abu Hanife'ni tuttu attı sicine. Sicine etti özünü hatta celde de vurdu özüne. Ve yanlarında yokuydu yani. Yani yakın uzak yokuydu, yakın, küçük uzak, büyük yokuydu yanlarında. Yani hatta aralarında görürsen bir mürül vakit böyle oldu. Baba oğlanı öldürerdi, kardeş kardeşi öldürerdi. Yani bu Abbasilerde bu maaşıydı. Hatta Amavilerde de bu maaşıydı, hilafetlerde. Hatta evet. özlerinden de sonra bu maaşı oldu. Ve bu şekilde bu ecvete İmam Musa geldi, imamatı aldı ve edebildi. Bu fetrede çok iyi bir şekilde neşretsin, ilmi babasının nehcini neşretsin ve idame ettirsin. Evet. Hocam bir kısa ile geçerken tekrardan döndük öbür sorularımıza. Adil seyirciler bir kısadan sonra tekrar sizlere döndük. Kalın bizimle. Aziz seyirciler, bir kısadan sonra tekrar sizlere döndük. Hocam, geçen gün konumuzun idamesine İmam Musa Kazım Aleyhisselam sadece Cafer Mansur zamanındaydı yoksa Cafer Mansur öz imamın zamanında vefat etti, başka bir halife hilafını aldı yoksa ne şekilde oldu o fetre? Ben 148 Hicri'de dediğimiz de ki İmam Musa İmamatı aldı. Babası İmam Cafer Sadık vefat etti. Abu Cafer el-Mansur'un takriben hilafeti istimrar etti 158 Hicri'ye kadar. Yani, yani İmam 10 il. 10 İmamatı 10 il. 10 il Abu Cafer el-Mansur'un zamanında 10 il yaşadı. Abu Cafer el-Mansur öldükten sonra özünden sonra tabi oğlu geldi. Eğer bu 10 ilde hiç Abu Cafer el-Mansur imam mesela mürakabet mahlık, sadece duran mahlık, sadece biz Medine'deydi, yani fakat valisi mürakabet edildi, yoksa hatta mesela evini mürakabet mahlık, evini müdahim et mahlık ki nece özlerine de bu var idi ben nehu. İmamların evini müdahim ederdiler, evlerine girerdiler, hatta baksa imamlar ne edildi, ashabın tutardılar, bu var idi özünde, yoksa sadece fakat mürakabe uzaktan bakmaklık idi. Bu, taban özü, sevrat, Alevilerin, Avu Haşimilerin tevrası. Hiçbir vakit İmam Hüseyin Taftan sonra, İmam Hüseyin'in şehadatından sonra hiçbir vakit bitmedi. Yani direniş direniş arkasından gelirdi, tevra tevra arkasından kalkardı. Seva Amavilerin zıddına, Avu Abbasilerin zıddına bir şey fark etmezdi yani. Onun için Abbasiler bir tabiatil hal her vakit korkardılar Alevilerden. Fihin ammi uşağıydılar ama korkardılar. Niçin? Çünkü bilirdiler ennehu hilafe hak Haşimilerin de özlerin dök. Ve bilirdiler ennehu Haşimilerde bu afrad imamlar var. Bunlara nasıl olunuptu bil imame fe aleyhi o şialer bunların sözüne bakar. Yani bunların arkasıca düşer. Ashablar. Ashablar var. Ve her vakit bunlar murakabe ederdiler. Yani yoktu bir Abbasilerden veya Amavilerden bir halife geldi bu imamları murakabe etmedi ve imamların arkasına düşmedi. Yok, imamları murakabe ederdi. Bir şekil veya bir ahar. Ama uzakta veya yakında. Yani mesela İmam Sadık mesela Medine'deydi ama Abu Cafer el-Mansur şeyine demiş idi. Kufe'deydi ama aynı zamanda Muhammed bin Selman'a demiş idi, sen Cafer Sadık'ı her vakit murakabe edersen, kim yanına girdi, kim gelir, ne selaşırı, sevretten mevkufu nedi, bu direnişlerden mevkufu nedi. O kadar ki İmam Musa vakti aynı. Yani böyle diyor, halifeler her vakit özlerinde böyle döklüydü, hür koymuşydu imamları. Hatta Ma'mun mesela, Ma'mun görsen özü Khorasan'daydı, İmam Raza Medine'deydi İmam Ali bin Musa Rıza. Gene getirdi özünü Khorasan'a. Getirdi İmam Raza'nın Khorasan'ı yanına getirdi, hatta gözü altında yani Ekber zordan getirdi imamı. Tabii imam yani gönderdi arkasıca İmam Raza'nı dedi gelginen yarma Khorasan'a gelginen. Ondan sonra vali ahet koydu İmam Raza'nı fisebil bes murakabe etsin özün o da bir siyasetiydi. Kullandı Ve Abu Cafer Mansur'dan 10 yıl imamın bir hayatı oldu.
أبو جعفر المنصور وفاته تختان صورة طبعا عباس تار معلم يدو أسو مسألة خلافة إسلامية دو أقول يدو مسألة كه مسألة وراثية يدو بابا أولاردو أغلان جلاردو أغلان أولاردو قرداش جلاردو وهكذا وعا عائلة دان شخ مازيدو في حين إسلام بربلا سلطة بربلا خلافة ديمر طبعا فأسو تختان صورة أغل جالد حكمة أغل محمد يدو أدو مهدي معروف بالمهدي لقب مهدي 158 yılında Mehdi geldi hükme. Mehdi'nin de hükmü 11 yıl takriben sürdü, hükmetti. Mehdi zamanı, Mehdi biraz yenge gelende iyi başladı. İyi bir başlangıçtan başladı. Ben. Yani babasının ettiği zulümleri bidayeten etmedi. Hatta babası o amvali ki müsadere etmişiydi. Diğerler, hatta Mes'udi muarrih, tarihçi Mes'udi ma'ruf diri. Abu Ca'far el-Mansur'un müsadere ettiği, av gasp ettiği amval ما يقارب 240 مليون درهم idi ve 24 milyon dinar idi. E bunu kimden müsadere etmişti? Bunu milletten, zaraatçılardan, tacirlerden, yani ögne gelenlerden. Çünkü isterdi devlet Abbasiyanın şeyi kursun, yani esasını kursun. Tabii para olmasa devlet kurulmaz. Ve zordan alardı. Hatta çünkü bunlardan zordan aldığına bir kere bunlar hazinede hafız olduk o zaman yazlardı mesela filanlar bunca para alındı, filanlar bunca para alındı. Ben. Ve Mehdi gelen de hükme oğlu. Bu bütün paraları döndürdü sahabelerde. O yerler ki müsadara olmuş idi döndürdü. Başladı biraz Alevilerden uzak durmaya. Biraz istikrar emni oldu Mehdi zamanı. Yani Thevrat Aleviye olmadı. Emni ve siyasi diyebiliriz. Emni ve siyasi oldu. Bu şekilde başladı. Ama getgide görsen Mehdi'nin de siyaseti değişildi. Yani nece değişildi? Başladı biraz uzak durmaya hilafetten. Başladı evde lahusun tarabını, ondan sonra içki celsasını kurmağa, hatta bir veziri var idi Mehdi'nin, Ya'kub bin Davud adında. Bu vezir tabi çok fazla bir veziriydi, hakim bir veziriydi. Görerdi bu Mehdi'den bu çıkardı, diyerdi sen niye etsen yani, oradan namaz kıldırırsan, cemaat kıldırırsan alemde, ondan sonra namazdan sonra gelsen, burada oturursan, içkilerden, cariyelerden, sen bunun için ben vezir edipsen, yani ve keennehu sende daha muhim, önemli bir şeyler var, o da bir İslam alemi. Sonuçta sen hükmetsen, bir İslam alemini sen hükmetsen yani. Sen hükmetmesen, ennehu namaz kıldırasan, fakat ondan sonra gelesen, evde içkiden, carilerden oynayasan edesen. Ama Mehdi taban bu mevzuhta sözüne bakmadı, Ya'kub'un aramazıydı. Ya'kub'u Mehdi ısrarlar etti, ondan sonra başladı yavaş yavaş aynen cibaya almaya. Hatta Bağdat'ın pazarlarından birinci kere özü başladı cibaya almaya, tükkanlarından zarayı başladı almaya. Aynen başladı o siyaseti takriben. O ma'ruf siyaseti, o rutin siyaseti aynen başladı istihmal etmeye. Bu'ud nazar yok idi Mehdi'de. Ve hilafeti sürdü, 11 yıl halifeliği sürdü. İmam Musa da onda aynen Medine'deydi. İmam Musa aynen öz işindeydi yani. Gene karışmırdı bu mevzuğa. Mehdi öldükten sonra hüküm geldi oğluna. Oğlunun adı Hadi'ydi. Hadi tabi'an bunun hükmü çok az idi, bir illik hükmetti. Sebep neydi bu sadece bir illik hükmetti? Bir illik hükmetti, ondan sonra öldü yani. Ha, vefat etti. Ha, ondan sonra vefat etti, öldü. Biz bu bir ilde bir thevra oldu, bir direniş oldu. Aynen Alevilerden, Haşimiler tarafından. O da ma'ruftu, Fakh thevrası. Fakh thevrası tabi'an diğerler takriben 150 9 ilinde 169 ilinde takriben oldu. 169 Hicri'de oldu. O da neydi? Dedik biraz evvel ennehu her vakit Haşimiler, Aleviler murakabe altındaydı. Ve Hadi geldikten sonra şey ne etmiş idi? Vali Medine'de ne etmiş idi? Medine'deki vali Aleviler her vakit diğer yanımda hazır olur. Yani bazı namazet şahsiyet var idi. Medine'de ki maruf Haşimilerdendiler, Alevi'dendiler. Bunlara diğer söz günde benim aynen gıyabet yazardı. Baksın kim gidip, kim kalıp. Fe oldu, eğer Alevilerden diyakın 5 tane gelipse, 1 tane gelmeyipse o 5 taneye ukube verirdi. O 1 tane nişi gelmeyip. O 5 taneye ukube verirdi. O 5 taneye ukube verirdi. O 1 tane nişi gelmeyip. Yani o kendine gerek hapis hazır olasız burada. Fe bu biraz, bu duğuta tesir etti Alevilere. Ve orada İmam Hasan'ın, İmam Hasan Müştaba'nın ahfadlarından birisi kalktı bir thevra etti.
ثورت فخي دا آدش تقاقتا عينن يغشتردو أوزيدن على ولاري يغشتردو أطرافني يغشتردو أوزنا بيعت إدنلر أولدو طبعا منو شخاندا işte بعض عوامل oldu. İstemiyorum çok ثورانın تفاصيلine girin. بعض عوامل oldu. Mecbur oldu. Yani ثورة مقرر idi. Hac vakti olsun ama mecbur oldu. Yani hac vaktinden evvel ثورة oldu. Bu taraftan Vali Medine de aynen ceşini şey etti. Feki taraf Fakh mevkiasında yani Fakh yerin adı Fakh idi. Çünkü oradan da adı kaldı Tevrat Fakh. Orada bir savaş oldu. Bu Alevilerden Hadi Ceş'in arasında. Taban bidayede iyi getirdiler ama ondan sonra Ceş imdadı geldi. İşte edebildiler. Bu Tevra faşil oldu. Faşil olduktan sonra taban bütün Tevra'da olan müşarek eden Alevilerin çoğu taban şehit edildi. Başları kesildi. Ve getirdiler şeyi İmam şey adı Hasan idi. Hasan-ı Muthenna idi. Getirdiler başını Medine'ye. İmam Musa Medine'deydi. İmam Musa gördü. İmam Musa çok müteessir oldu Tevra'nın faşer olmağına. Hatta orada dedi kâne amiren bil ma'ruf ve nahiyen anil munkar. Ondan sonra yani ve keennehu burada tabi İmam Musa bildirir ennehu özü daim ederdi bu Tevra'nın. Yani ennehu bu birden aydı İmam Hasan'ın torunlarından idi. Adı Hüseyin idi. Ve ondan sonra İmam taban bu Hasan şehit edildi bu Tevrat Fakh'ta. Başını getirdiler. Hüseyin şehit edildi. Özüden taban mecmua Aleviler, ashabiler vardı. Getirdiler başını Medine'ye. İmam Musa da orada hazır idi. Şeyde dediler bu Hakan Ratifeli nedir? Ve İmam Musa çok müteessir oldu. Hüseyin'in başını gördü. Hatta orada bildirdi. Ennehu kâne amiren bil ma'ruf ve nahiyen anil munkar. Ondan sonra yani başladı ögmeğe. Yani Behtbal Özü bu Tevra'ya bir destek giydi. Bildirdi. Yani bu orada İmam Musa bildirdi. Ennehu belli Tevra'nı da'm edirdi. Ve bu Tevra hak bir Tevra'ydı. Bu direniş hak üstü olan bir direnişiydi. Rağım feşel getirdi. Rağım ennehu İmam Musa demişiydi özüne. Yani Hüseyin'e demişiydi. Sen hiç sonra bu Tevra'ya nacih olmaz. Yani sen, ben seni görürüm. Ennehu sen şehit edirsin. Rağım dalek bunu devam ettirdi. Devam ettirdi ila şehit oldu. Ve bu tevrat, bu fakh direnişi çok azim bir şeylerden birisiydi taban direnişlerden birisiydi. Hatta İmam Cevaddir'i bizim hayatımızdaki faciaya uğramışık. Birisi taf, ikinci tevrat fakh idi. Yani tevrat fakhtan da aynen çok Alevilerden, Haşimlerden şehit edildi. Ve Hadi'nin bu şekilde hükmü sürdü. Aynen Hadi de bir illik hüküm sürdü. Ondan sonra geçen Hanun Reşid'in bunu istedim diyeyim. Hadi bu bir ilde meşguluydu şeyden. İbrahim el-Musili var idi. Tabi ma'ruf ma'ni çağıran idi özü Irak idi. Onun için meşguluydu. Günde onu getirirdi. Saatlerce ma'ni çağırardı. Hatta diyorlar bir günde 150 bin dirhem verdi. Hatta İbrahim Musili'nin oğlu dedi eğer Hadi yaşamış olsaydı biz duvarımızı, evimizi altından gümüşten yapardık. Ama ilan öldü. Tabi özünden sonra hüküm intikal etti Harun-ı Reşid'e. Hocam Harun Reşid zamanı. Harun Reşid'in özünün mevkifi neydi imamdan? Ve imamın mevkifi neydi Harun Reşid'den? Ben. Harun Reşid taban Hadi'nin kardeşiydi. Yani kardeşiydi. Oğlu da öldü. Kardeşiydi. Kardeşiydi. Harun Reşid şeyin kardeşiydi. Taban burada Harun Reşid'in çok acip bir şahsiyeti var. Ben biraz isterim şahsiyetine işaret edeyim. Evet, buyurun. Harun Reşid bir şahsiyet döyüklüydü. Yani Harun Reşid özü bir neferdi ama içinde çok şahsiyetler yaşardı. Yani Harun Reşid'i bir yerde görerdiler. Allah'tan korkusu, takvası, yığılırı, işte istiğfar ediri. Ama görsen aynı zamanda o taraftan görsen kâsiri, biçiri. Fi sebil ennehu sultada kalsın. Bir yandan bakardılar mesela istiri zahid olsun. Nece ki ma'ruftu Behlül özüne nasihat eden de. İşte türbeni düşünür, yığılır, korkur Allah'tan ama bir yandan da kasır kusur yapardı. Carilere amval sarf ederdi. Ondan sonra carilerin çok pahalı bir paraya da alardı. Yani şahsiyeti mütekallibiydi. Çok mütekallib yani çok izdivaciye vardı şahsiyatında. Fe ma'lim diyordu Harun Reşid naksa bir şeyeydi. Fihin özü bilerdi yani. Hak ennehu bu İmam Musa hilafette ahaktı taban özünden. Taban Harun Reşid de çok fetre hüküm etti. Takriben 170 ilde
170 هجريدة هارون الرشيد خلافة على ألا ألد تقريبا 23 يل خلافاتı sürdü. Görürsen burada Harun Reşid geldikten sonra özünde bir şahsiyet vardı. Hazreti derdi İmam Hüseyin'den münafese etsin. Niçin? Çünkü özü bir envan peygamberin amisi uşağındandı. Ve özü özünü daha yakın görerdi İmam Hüseyin. Hatta bir gün Harun Reşid, onda ele İmam Musa Medine'deydi. Harun Reşid gitti, hac esnasıydı. Medine'ye gitti işte peygamberin türbesine gitti. Orada dedi, Esselamu aleyke ibn am. Sesten dedi ve kendine istir iftihar etsin onu özü peygamberin amisi işte. Ondan sonra millet eşitsin özünü. İmam Musa da orada durmuş idi. İmam Musa da oradan dedi, Esselamu aleyke ya ebe. Tabi'an bunu Harun Reşid eşittikten sonra tabi'an özünün yani amm uşağı hara, baba demeli hara. Fark etti. Bir gün de aynen istedi, Harun Reşid istedi İmam Musa'nın vakayına bir mevkuf hariçte koysun. Dedi, siz aslında dönüşsüz Ali ibn Ebi Talib'e yani. Siz Resulullah'a dönmüşsünüz yani. Siz niçin ammete değilsiniz biz Resulullah'ın torunlarıyız. İmam Musa döndü dedi özüne dedi, Harun ben sana bir sual sorarım. Dedi sana, dedi eğer peygamber gelse indi. Seni kızı istese elçiliğine gelse, kızı veresen özüne. Dedi tabi veririm özüne, iftihar ederim. Yani fakir ederim ben o kızımı peygambere veririm. Dedi ama bilirsen Harun, peygamber benim ne kızım isteyebilir. Ona da ben ne kızım verebilirim özüne. Çünkü ben peygamberin torunluyum. Peygamber benim doğul, yani peygamber benim kocamdı. Nece sen bana bir böyle ira tutsam. Onda Harun yine utanmışa kaldı. Anamın öğünde. Ve bilerdi yani Harun Reşid İmam Musa'nın azametini şeyini şahsiyetini, menzilesini bilerdi. Özü çok iyi bilerdi. Ama özünde bir tabii hubbu sultan, hubbu mülk var idi. Harun Reşid de bir hükmetti. Şark, garp, cünub, şimal hapsi el altındaydı. Hatta bir gün ennehu özü fedek mevzuu var idi ki Hazreti Fatıma'dan alınmış idi. İmam Musa ile hayati ile fedaki veririm sana. İmam Musa dedi sen verebilmesen bana fedaki. Çünkü hüdüdü çok büyüktü. Dedi yok ne cadı hüdüdü dedi bunca 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 dedi. Ey benim için bunda bir şey kalmadı daha. Dedi ben sana derim edebilmesen bana fedaki veresen. Fe bu şekliydi. Hatta ennehu diyenler bir gün Harun Reşid İmam Musa geldi yanına. Geldi yanına Harun Reşid tabi eşitlendi. Ennehu İmam Musa yanına geldi. Oğlanları Ma'mun'la Emine dedi, kalkın kanşarlayın Musa'nı. Kalktılar, kanşarladılar, muazzez, mukarram getirdiler. Ondan sonra Harun Reşid kalktı İmam Musa'nın ayağına, oturttu yani şahsında özünü. Başladı soruşmak özüden, niyet sende var, ne yok. Hatta başladı uşağların sormağa. İmam Musa biraz yanında oturduktan sonra kalktı, çıktı, gitti. Uşağlarını dedi, yola sarın, amizi yola sarın, gidin özüden çıkın, çıktılar. Ma'mun biraz geri iyiydi Harun Reşid'in uşaklarından. Ve döndü dedi baba sen Musa bin Cafer'e bunca ihtiram etsen, takdir etsen hiç görmemişim kimseye bunca ihtiram takdir etsen. Sebep neydi? Dedi bu Resulullah'ın torunudu. Bu en alimdi, bu halifedi, hak bularındı. E dedi ya baba eğer sen bilirsen hak bularındı veya hilafeti verim sen özüne. Neden sen erişip sen? Dedi ver hilafetim adamı özüne. Dedi vay hak. Dedi bu sultandı, bu mülüktü. İndi eğer peygamber gelse benimle niza etse, sultan istese gözündekini ben Allah'ım vermem peygambere. Fekeyf ennehu Musa ibn-i Ce'far ve inkan hak özlerinde ama biz bu sultanı ele almışız. Fe bilerdi özü ennehu halifet hak olar mı? Hocam hatta vaktine istifade edin. Mevkufu ne cahidi imamla? Yani bu suala geçelim. Tabi imamla aynen murakabe var idi. Aynen emin, khas emin var idi. İmamı murakabe ederdiler Medine'de. İlla ennehu lillesef imamın hakkında bazı şeyler oldu. Haber vermek diyeğin oldu. Harun Reşid'e haber geldi. Diyeler birisi bir gün geldi Harun Reşid'e dedi. Ya emirel müminin görkür ki halife var bizim asrımızda dedi. Nece? Kızdı. Dedi işte birisi sensen dedi. O birisi kimdi? Dedi o birisi Musa bin Cafer. Nece? Dedi Medine'de humus aldı. Milletten humus aldı. Para alırım. Millet özüne para verir. Bunda Harun Reşid emir verdi ennehumunu valisine Medine'de Musa bin Cafer'i gönder Basra'ya. Basra'da kim var idi? Basra'da İsa var idi. İsa bin Cafer'in Mansur var idi. Var idi Basra'ya.
فأمر ورد إيسا أنه منقص سجنه. بن جعفر المنصور أبو جعفر المنصور أغليد. أغليد. فأمر ورد إيسا منقص سجنه. إيسا قاعد من سجنه قويد إمام موسى. بصرده. قويد بصرده. سجنه قويد. باخت طبعا أين زمان مراقبة دلر من سجنه نيدر. باختلر بو عبادة مشغول. يعني بو شيء يوخت. فطبعا إمام موسى عند مكان ناس معلم يد هر كشت عنر دي إمام موسى قرخورد لا يخلاش ترد. فبندا bir il takriben kaldı yani. Bir ildən sonra İsa ibn Cəfər yazdı Harun Rəşidə dedi mən Musa ibn Cəfər niyə edim sən bunu şey edib sən dedi öldürür. İsa ibn Cəfər Mansur dedi mən bunu öldürə bilməm yani nə hüccətlər mən bunu öldürürəm mən ələmə nə deyim? Fədir mən bunu öldürə bilməm. Harun Rəşid əmr verdi olsa dedi göndər bunu Bağdada. Göndərildi Bağdada. Kimin yanına gəldi Fazıl bin Rabi'a yanına. Fazıl bin Rabi'a ahad vəzara şey idi Harun Rəşid idi. Kaldı onun yanında. Bir fetre kaldı onun yanında, onun sicilinde kaldı. Aynen emir verdi. Fazıl bin Rabi'a bunu öldür. O da dedi ben bunu öldürebilmem. Çünkü ben bundan bir şey görmürüm. Kalktı Fazıl bin Rabi'a'dan emretti Harun Reşid dedi bunu verginle Fazıl bin Yahya'l Bermekke. Fazıl bin Yahya'l Bermekke ki Baramike'den idi. O da aynı başka bir sicildi. O da başka bir yer. Bas yani, aynen Bağdat'ta aldı. Yani İmam bu halette İndiye kadar 3 sicilden nakli oldu. 3 sicilden nakli oldu. İşte geldi Fazıl bin Yahya'l Bermekke'nin sicilinde Fazıl bin Yahya'l Bermekke. Diğerler özüne biraz Alevilik havası var idi yani. Tanırdı tabii imamları bilirdi. Koydu özüne böyle valisinden sonra baktı bir vakit bu İmam Musa'ya ibadetten meşguldu. Namazıdan meşguldu, ibadatıdan meşguldu. Bu şekilde olduktan sonra Fazıl başladı buna biraz macal vermek İmam Musa'ya. Yani yerin biraz rahat ettirdi. O sicinden takriben çıkarttı özü. Ve bir gün geldi haber ulaştı Harun Reşid'e. Ennehu Fazıl bin Cafer sonra Musa bin Cafer. Fazıl bin Yahya. Fazıl bin Yahya, Musa bin Cafer'i bu şekilde rahat ettirip yani sicinde diyor ki ennehu. Fe Harun Reşid adamın gönderdi, git bak gerçekten beladı, geldi baktı gerçekten beladı. Ondan sonra geldi, emir verdi, Fazıl bin Yahya'yı tuttular, soyunturdular özünü, celde vurdular özüne. Yani ben sen nece Musa bin Cafer'i bu şekilde eğitsen, Harun çok kızdı bu mevzuğa. Kızdıktan sonra Fazıl'ın babası var idi. Yahya, Yahya'l Bermekke طبعا Harun Reşid'in sağ kolundan idi. Bidayede yani Harun Reşid çok ihtimad ederdi. Ailet Bermekke'ye çok ihtimad ederdi. Yahya'l Bermekke bunu eşitti. Geldi şey yanına. Harun Reşid yanına. Dedi ya emirel müminin indi Fazıl bir böyle bir şey isteyip sen özünden edebilmeyip ama ben hazırım bu işi edeyim sen için. Baba. Babası dedi. Baba dedi. Yahya'l Bermekke, Yahya'l Bermekke dedi. Harun Reşid bunu işittikten sonra tabii keflendi. Çünkü Harun Reşid bir tane aktarı hatta İmam Musa'nı bitirsin. Yani İmam Musa'nı istemir öz mübaşir etsin. Ve geldi Yahya Bermekke kalktı. Şey, emir verdi tabii Harun Reşid emir verdi. Fazıl bin Yahya'nın yanından sicinden çıktı. Geldi şey yanına. Sicin başka bir sicine koyuldu. Orada kaldıktan sonra Yahya geldi şey reis yani müdir sucana yanına. Müdir sicin yanına. Ve özüne iktirah verdi. Ennehu ben sana zehir veririm. Sen bu zehiri koy günan yemeğine. Ve getirdik yemeğine koydular zehiri. İmam Musa'nın yemeğine koydular zehiri. Dediler 3 gün takriben sürdü. Zehir canında işledi. O 3 günden sonra şehit edildi. Neçenci senede İmam Musa şehit oldu? İmam Musa 183 yılında. Hicri'de 183 Hicri'de şehit etti. Takriben 55 yaşındaydı diyagın. Ondan sonra işte malumdu ennehu İmam Musa'na çıkarttı, geldiler baktılar. Tabi İmam Musa sicinde kaldıktan serdap altındaydı yani gün görmezdi, ışık görmezdi. İmam Musa'na geldiler baktılar düşüp tahta olup neziki diğer tabir ederler özünde çıkarttılar zayıf olmuş idi tabi sizinde çok uzun bir fetre kaldı zayıf olmuş idi çıkarttılar getirdiler özünü Cısır Rısafa'ya Bağdat'ta ben. Dört tane kaldırır özünü tabi özü ondan da evvel haber vermiş idi ennehu ben filan gün çıkarım ve cemaati şiası bektirdiler o kendine İmam Musa çıkacaktı ama İmam Musa tabi başka bir şey kazdı etmiş idi o çıkmaktan o fereçten ve şiası baktılar bir tane dört tane oradan geldi. Bir cenaze kaldırıplar geldiler. Bu tarafa bir tane oradan hata var edilir. Hâzâ İmâmur Râfidâ. Ve geldiler teslim ettiler Şialarına.
İşte Makbarat Kureyş'te o vakit gömüldü ki indi malum di yeri Kazımende Bağdat'ta orada gömüldü 55 yaşında. Tabi ihtilaf rivayet çoktu ama alel ekser diler 183 ilinde yani 55 yaşındayken İmam Musa şehit edildi. Bəli. Hocam biz sizə məmnun olduq. Allah subhanahu aleyhi sarıq zeyratından bizi məhrum etməlisən. Qiyamətə də İmam Musa'nın aleyhisselamın şefaatindən bizi məhrum etməlisən. Sizlərə sonsuz təşəkkürlərimiz var. Bu proqrama qaldırdınız. Mən sizə təşəkkür edərəm. Sağ olun. Və Allahdan da diləyim budur inşallah. Allah bizi bu dünyada ziyaratından və öbür dünyada şefaatindən و اجدادنا جدنا شفاعتنا بز محرم قل ما سن اللهم امين اجمعين ان شاء الله ممنون olduk teşekkür ederim size aziz seyirciler artık programımızın sonuna geldik hepinize Allah'a ısmarladık hoşça kalın